doğru doğru bitkiyi, evet, kürü de doğru, yani iki, bu işin iki tane yapılması gereken maddesi var değil mi hocam? Aynen. Birincisi doğru bitki, ikincisi de doğru olarak uygulanması o kürün. Bunu şu yüzden söylüyorum. Ben kendi arkadaşıma maydanoz limonu yaptırtamadım doğru şekilde. Ya diyorum ki bak, hocamın uygulaması anlattığı şeyde bunun limonunu işte yarım, evet, limon sıkıyor. Hocam ben çok seviyorum limonu diyor. Bir buçuk limon sıkıyor. Ya kardeşim sıkma şunu. Siz diyorsunuz ki 15 gün yapacaksın, 15 gün bırakacaksın, 15 gün yapacaksın. Bu bir başladı. Bütün sene yapıyor hocam. Yani sonra işte sonra eleştiriler geliyor. Diyor ki ya ben yaptım, bana zarar verir. Verir mi vermez mi? Siz söyleyin. Verir tabii. Bak, her kür belli bir müddet uygulanır. Ondan sonra bırakılır, terk edilir. Ve mesela 15 gün uygularsınız, 3 gün ara verirsiniz veya 1 hafta ara verirsiniz. Ve ne diyorum? Hiçbir kürü alışkanlık haline getirmeyin diyoruz. Değil mi? Yani dolayısıyla zayıflatıyor hocam, bir de diyor ki zayıflatıyormuş da. Yani evet, siz, maydanoz limon kürü birinci önceliği zayıflatmak mı? Hayır. Hayır. Evet, karaciğerden toksinleri atmak, evet, ve karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırmak. Hadi çözsünler karaciğer yağlanmasını. Maydanoz limon kürü çözer. Yüz binlerce insan teşekkür eder.